Audio Jungle. İzleyicilerimiz, hepinize mutlu akşamlar diliyoruz. Boğaz Medya Ana Haber Merkezi ile hazırladığı Ana Haber Bülteni ile sizlerle birlikteyiz. Ve günün gelişen tüm haberlerini sizlere aktaracağız. Efendim, Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyünde 8 metrelik uçuruma düşen vatandaş AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Alınan bilgiye göre Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kilitbahir köyü Bayrak mevkiinde 8 metrelik bir uçurumdan düşerek yaralanan bir vatandaş ihbarını alarak bölgeye gittiler. Olay yerine giden AFAD ekipleri uçuruma inerek yaralanan vatandaşı bulunduğu yerden çıkardıktan sonra 112 acil yardım ekiplerine sevk ettiler. Yaralanan vatandaş 112 acil yardım ekipleri tarafından Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çanakkale'de tarihi saat kulesi yanında bulunan şüpheli paket paniğe neden oldu. Şüpheli paketten mağazadan yeni alınan tablet çıktı. Kentin en işlek yerlerinden biri olan tarihi saat meydanı, saat kulesi meydanı önünde çöp kutusunun üzerinde unutulan bir poşet paniğe neden oldu. Poşetten şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Türkiye'de son dönemlerde artan bombalı terör saldırıları nedeniyle bölgeye kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Tarihi saat kulesi meydanı asayiş ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle kapatıldı. Bölgede bulunan vatandaşlar çevreden uzaklaştırıldı ve yol tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Saat kulesi meydanına gelen bomba imha uzmanı kısa sürede özel düzenekli kıyafetini giyerek şüpheli pakete dikkatli bir şekilde yaklaştı. Bomba imha uzmanı yavaşça poşetin içerisinde bulunan paketi açtı. İçinde mağazadan yeni alınmış bir tablet çıktı. Bomba imha uzmanı olası bir bubi tuzağına karşı şüpheli paketin bulunduğu çöp kutusu ve yanında bulunan elektrikli bisikleti de inceledi. Durumun tehlikeli olmadığı anlaşılınca bomba imha uzmanı resmi kıyafetle polis ekiplerini çağırarak tablet ve poşeti toplamalarını istedi. Güvenlik şeridi kaldırıldı. Yol tekrar trafiğe açıldı. Değerli izleyiciler, Çanakkale'de seyir halinde alev alan araçta maddi hasar meydana geldi. Çanakkale'de seyir halinde giden araç bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Vatandaşların ve itfaiyenin çabaları sonucunda alevler büyümeden söndürülürken araçta maddi hasar meydana geldi. Volkan Levent Kılıç İdaresi'ndeki 17DF983 plakalı otomobil, Miralay Şefik Bey Caddesi üzerinde seyir halinde olduğu sırada aracın motor kısmından bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü Kılıç'ın çabasıyla durdurulan aracın imdadına çevredeki vatandaşlar koştu. Yangın tüpleriyle araca müdahale eden vatandaşlar itfaiyeye de haber verdiler. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri fazla büyümeden kontrol altına aldı. Maddi hasar meydana gelen araç yapılan soğutma çalışmasının ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yangının elektrik aksamından çıktığı tahmin edilirken polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.
son zamanlarda yaşanan yoğun trafik üzerine, otopark sıkıntısı üzerine vatandaşları farklı çözümler yolları arayışa itiyor değerli izleyiciler. Artan araç sayısı otopark alanlarının yetersiz kaldığı Çanakkale'de vatandaşların araçlarını gördükleri her boş alana bırakması ortaya ilginç görüntülerin çıkmasının yanı sıra bölgede yaşayan ya da bölgede çalışan vatandaşları da rahatsız ediyor. Geçtiğimiz günlerde çekilen bu fotoğraflar otopark yetersizliğinden dolayı vatandaşın araçları sorumsuzca bıraktığı noktaların en somut delili olarak göze hitap ediyor. Fevzi Paşa Mahallesi'nde bulunan Çanakkale'nin en eski camilerinden Tıflı Camii'nin bahçesi adeta otoparka döndüğünün bir örneği. Araçlarını park edecek yer bulamayan sürücülerin araçlarını cami bahçesine bırakması camiye namaz kılmak üzere gelen vatandaşları bezdirmiş durumda. Cami bahçesine tek sıra yetmezmiş gibi iki sıra şeklinde park edilen araçlardan dolayı camiye giriş ve çıkış yapmakta zorlandıklarını ifade eden vatandaşlar, burası bir ibadethane, otopark değil sözlerini kullanarak cami bahçesinin otopark gibi kullanılmasından dolayı şikayetçi olduklarını dile getirdiler. Ayvacık ilçesinde ormandan kaçarak yola fırlayan yavru ceylanı araba çarptı. Ve iki ön bacağı kırılarak yürüyemez hale gelen yavru ceylanın imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Edinilen bilgiye göre Ayvacık yolu küçük kuyu yakınında yola çıkan yavru ceylana seyir halindeki bir araç çarptı. Kanlar içinde yarayı olan yavru ceylan yoldan geçmekte olan vatandaşların yardımıyla bir torba içine konularak Edremit Belediyesi Altınoluk Hizmet Binası'ndaki zabıta müdürlüğüne getirildi. Zabıtalar tarafından koruma altına alınan yaralı ceylan gerekli işlemlerin ardından tedavisinin yapılabilmesi için Milli Parklar Av Koruma Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yavru ceylanın buradaki tedavisinin ardından yeniden ormana salınacağı öğrenildi. İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş'in 2015-2016 eğitim öğretim yılı çalışmalarına başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş, Çan İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan'la birlikte Çan Fen Lisesi, İmam Hatip Ortaokulu, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Çan Anadolu Lisesi Erkek Öğrenci Pansiyonu'nda incelemelerde bulundu. 2015-2016 eğitim öğretim yılı için okul ve kurumların fiziki durumları, onarım ve tadilat çalışmalarını yerinde inceleyen Zülküf Memiş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan'dan yapılan çalışmalarla ilgili olarak da bilgiler aldı. Efendim, domatesiyle ünlü Kösedere köyüne köy muhtarı tarafından güvenlik kamerası sistemi kuruldu. Ayvacık ilçesine bağlı Kösedere köyünde muhtarlık tarafından köyde meydana gelebilecek hırsızlık olaylarına karşı köylülerin isteği doğrultusunda güvenlik kamerası sistemi kuruldu. Özellikle domates üreticilerinin isteği doğrultusunda kurulan sistem köy girişi ve çıkışları olmak üzere 3 farklı bölgeye yerleştirilen 5 kameradan oluşuyor. Yaklaşık 200 haneli köy 24 saat güvenlik kameralarıyla izlenirken üreticilerin durumdan memnun olduğunu belirten Kösedere köyü muhtarı Mutlu Yaşar, köyümüz Apollon bölgesi geçiş güzergahı olduğu için yaz kış binlerce araç geçici meydana geliyor. Ayrıca köyümüzde her yıl yaz döneminde binlerce ton domates üretimi yapılıyor. Köyümüzde bazı geceler üreticilerin ürünleri sokakta durabiliyor. Bu yüzden köylümüzün 3 farklı noktası güvenlik kamerasıyla izleniyor dedi. Efendim, Çanakkale'de sahil güvenlik ekipleri 240 göçmeni daha yakaladı. Ayvacık'ın Sivrice Burnu civarında içerisinde bir grup göçmen bulunan botun hareketsiz kalarak sürüklendiği bilgisini alan ekipler harekete geçti. Toplam 6 şişme botta bulunan 240 kaçak göçmen kurtarılarak Küçükkuyu'da kıyıya çıkarıldı. Kaçaklar hakkında gerekli işlemler başlatıldı. La
Yapseki Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen ve bu yıl 19.sü düzenlenen plaj voleybolu turnuvası sona erdi. 18 erkek 5'i bayan toplam 23 takımın katıldığı turnuva 3 gün sürerken bu yıl turnuvaya milli oyunculardan Nuri Şahin, Hüseyin Koç, Kuzey Kıbrıs'tan 2 erkek takım, Romanya'dan ise 2 bayan takım katıldı. Lapseki Dalyan Mahallesi'ndeki Belediye Halk Plajı yanında yapılan 19. Plaj Voleybolu turnuvasının son gününde oynanan final karşılaşmalarını Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Halil Özer, Lapseki Spor Kulübü Başkanı Halil Aydoğan ve Belediye Meclis üyeleri izledi. Turnuvada dereceye giren takımlar ödülleri ise Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Başkan Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Halil Özer ve Lapseki Kulüp Başkanı Halil Aydoğan tarafından verildi. Ve bu arada turnuvamızın bu yıl en centilmen takımı bayanlar ve erkekler arasından seçtik. Erkek takım Bilal ve Mert bu ödülü rahmetli Eşref Kahraman adına adıyoruz ve ödülünü Belediye Başkan Yardımcımız, Belediye Meclis Üyemiz Metin Yılmaz takdim ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Centilmenlik ödülü ve para ödülleri takdim edildi. Ve erkeklerde ikinci olan takım işte turnuvamızın şampiyonu erkeklerde Nuri Şahin ve Hüseyin Koç. Çanakkale Dardanel Spor hazırlık karşılaşmasında Türkmenistan takımlarından Altayn Asin takımını Okan Sarı'nın attığı golle mağlup etti. Yeni sezon hazırlıklarını Ankara Kızılcahamam'da sürdüren Çanakkale Dardanel Spor son oynadığı hazırlık karşılaşmasında Türkmenistan takımını 59. dakikada Okan Sarı'nın attığı mükemmel golle 1-0 mağlup etti. Zaman zaman sert geçen karşılaşmada güçlü rakibine oranla iyi futbol sergileyen Kırmızı Beyazlar, özellikle karşılaşmanın ilk 10 dakikasında mutlak 3 gol pozisyonundan yararlanamayan taraf oldu. İkinci yarıda da üstün oyununu devam ettiren Çanakkale Dardanel Spor karşılaşmanın 59. dakikasında Okan Sarı'nın yaklaşık 30 metreden mükemmel vuruşuyla öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi. Evet, bu akşam da ana haber bülteniyle sizlerleydik. Yarın akşam tekrar birlikte olmak dileğiyle hepinize mutlu akşamlar diliyoruz. Esen kalın.